Chapter 8. The Quidditch World Cup. Clutching their purchases, Mr. Weasley in the lead, they all hurried into the wood following the lantern-lit trail. They could hear the sounds of thousands of people moving around them, shouts and louder snatches of singing. The atmosphere of feverish excitement was highly infectious. Harry couldn't stop grinning. They walked through the wood for 20 minutes, talking and joking loudly, until at last they emerged on the other side and found themselves in the shadow of a gigantic stadium. Though Harry could see only a fraction of the immense gold wall surrounding the field, he could tell that 10 catedrals would fit comfortably inside it. Ben Ayasofya'yı ilk gördüğüm zaman nasıl büyük olduğu konusunda bayağı böyle bir şaşırmıştım, etkilenmiştim falan. O geldi aklıma. "See, it's 100,000," said Mr. Weasley, spotting the awestruck look on Harry's face. "Ministry task force of 500 have been working on it all year. Muggle repelling charms on every inch of it. Every time Muggles have got anywhere near here all year, they've suddenly remembered urgent appointments and had to dash away again. Bless them," he added fondly, leading the way toward the nearest entrance, which was already surrounded by a swarm of shooting witches and wizards. "Prime seats," said the ministry, which olanını söyledim yanlış. Ondan sonra fark ettim, which aslında aynalar. Şu which ile okuduşları ilginç bir denk gelişi oldu bu. "At the entrance when she checked their tickets. Top box, straight upstairs, Arthur, and as high as you can go. The stairs into the stadium were carpeted in rich purple. They clambered upward with the rest of the crowd, which slowly filtered away through doors into the stands to their left and right. Mr. Weasley's party kept climbing, and at last they reached the top of the staircase and found themselves in a small box, set at the highest point of the stadium and situated exactly halfway between the golden goal posts. About 20 purple and gilt chairs stood in two rows here, and Harry, filing into the front seats with the Weasleys, looked down upon a scene the likes of which he could never have imagined. 100,000 witches and wizards were taking their places in the seats, which rose in levels around the long oval field. Everything was suffused with a mysterious golden light, which seemed to come from the stadium itself. The field looked smooth as velvet from the lofty position. At either end of the field stood three gold hoops, 50 feet high. Right opposite them, almost at Harry's eye level, was a gigantic blackboard. Gold writing kept dashing across it as though an invisible giant's hand were scrawling upon the blackboard and then wiping it off again. Watching it, Harry saw that it was flushing advertisements across the field. Bakın nasıl da güzel noktalı virgül kullanmış. "The blue bottle, a broom for all the family, safe, reliable, and with built-in anti-burglar buzzer. Mrs. Scover's all-purpose magical mess remover. No pain, no stain, no pain, no gain." Şeyin şarkısı vardı. Neydi, Scorpions'un. "Glad rags, wizard wear, London, Paris, Hogsmeade." Harry tore his eyes away from the sign and looked over his shoulder to see who else was sharing the box with them. So far it was empty, except for a tiny creature sitting in the second from last seat at the end of the row behind them. The creature, whose legs were so short they stuck out in front of it on the chair, was wearing a teetotal draped like a toga, and it had its face hidden in its hands. Yet those long, bat-like ears were oddly familiar. "Dobby," said Harry incredulously. The tiny creature looked up and stretched its fingers, revealing enormous brown eyes and a nose the exact size and shape of a large tomato. It wasn't Dobby. It was, however, unmistakably a house elf, as Harry's friend Dobby had been. Harry had set Dobby free from his old owners, the Malfoy family. "Did Sir just call me Dobby?" squeaked the elf curiously from between its fingers. Its voice was higher even than Dobby's had been, a teeny quivering squeak of a voice, and Harry suspected
though it was very hard to tell with the house elf that this one might just be a female. Ron and Hermione spun around in their seats to look. Though they had heard a lot about Dobby from Harry, they had never actually met him. Even Mr. Weasley looked around in interest. "Sorry," Harry told the elf. "I just thought you were someone I knew." "But I knows Dobby too, sir. I knows." Bunu konuştuk sanki bu ev cinleri kendilerinin bir birey olabilecek kadar değerli olmadıklarını düşündükleri için kendilerini bir şekilde es takısıyla şey diyorlar. Bir kendilerinin farkında değiller. Çünkü kendimizin farkında olmamız bir şekilde bizi temsil eden bir şeyden sonra ne deniyor onlara bilmiyorum gramerde. İşte o özne mi deniyor? Özneden sonra gelen fiilde es takısını biz getiriyoruz. Çünkü kendimiz olamayan kadar değil ama kendimiz olmamış, biz olmadığı için önemsiz olan, tamam mı bu? Jesus fucking Christ, o kadar unutturuyor ki bazen. Neyse, insanın kendisi en önemlidir, ondan sonra başka şeyler gelir falan gibisinden bir sıralama yapacak olursa, hani sanki başka bir şeyden bahsediyor, bir kendiliği yok. Bunu demeye çalışıyordum, tamam, bir kendiliği yok. Onun için de hani biz he she it'te nasıl diyorsak bu da olduğunda onu kullanıyor. Çünkü kendisi de dışarıda gördüğü he she it'ten daha önemli değil mantığı var bence. But I knows Dobby too, sir. Gap gerçek İngilizce. Ev cinleri gerçek olsaydı böyle konuşurlardı işte. Gap gerçek İngilizce. But I knows Dobby too, sir, squeaked the elf. She was shielding her face as though blinded by light. Though the top box deyince çok komik oluyor, was not brightly lit. My name is Winky, sir. And you, sir? Her dark brown eyes widened to the size of side plates as they rested upon Harry's scar. You surely, you is. Şimdi benim teori yanlış oldu. Çünkü you is dedi. You are demedi. Halbuki Harry insan, gayet önemli falan. Ama bir şekilde demek ki bunlar dünyayı kendi gözlerinden gördükleri üzere bir düşüneyim. You is. Jesus fucking hell. Bu ne demek lan? Bunlar direkt bir bireyin olamayacağına falan mı inanıyor oluyorlar aslında alttan alta böyle. Onun için you is, you are değil de işte es takısız fiiller değil de böyle konuşuyorlar falan. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Gelirse söylerim. You is surely Harry Potter. Yeah, I am, said Harry. But Dobby talks of you all the time, sir, she said, lowering her hands very slightly and looking awestruck. Who is he, said Harry. How's freedom suiting him? Ah, sir, said Winky, shaking her head. Ah, sir, meaning no disrespect, sir. But I is not sure you did Dobby a favor, sir, when you setting him free. Why, said Harry, taken aback. What's wrong with him? Freedom is going to Dobby's head, sir, said Winky sadly. Ideas about his situation, sir. Can't get another position, sir. Why not, said Harry. Winky lowered her voice by a half octave and whispered, he's wanting paying for his work, sir. Paying, said Harry blankly. Well, why shouldn't he be paid? Winky looked quite horrified at the idea and closed her fingers slightly so that her face was half hidden again. House elves is not paid, sir, she said in a muffled squeak. No, 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 I says to Dobby, I says, go find yourself a nice family and settle down, Dobby. He's getting up to all sorts of hijinks, sir, what is unbecoming to a house elf. He goes racketing around like this, Dobby, I says, and next thing I hear you's up in front of the Department for the Regulation and Control of Magical Creatures like some common goblin. Well, it's about time he had a bit of fun, said Harry. House elves is not supposed to have fun, Harry Potter, said Winky firmly from behind her hands. Hala böyle. House elves does what they is told. I is not liking hates at all. I do not. Demesi gerekiyor değil mi lan? I do not like. I is not. I bildiğim şeyi de unutuyorum lan. Öyle konuşuyorlar ki. I don't like. Evet, I don't like demesi lazım. I is not liking diyor.
Ya şu anda düşünmeye devam edersem aklına geleceğinden şüpheliyim ben. Bunları düşüneceğim. Tamam. Düşünmeye devam. Is not liking Haze at all, Harry Potter. She glanced toward the edge of the box and got. But my master sends me to the top box and I comes, sir. Aklıma şey geldi. Şimdi mesela I is not liking. Bu büyük ihtimal hani bu hazırlık geçme sınavında falan kullanılmıştır hani. Sınavı iyi geçmeyen insanlar tarafından. Hani gayet böyle hiçbir şekilde çalışmamışlarsa Jackfruit falan. Hani bu kullanılabilir bir şey falan, tamam mı? Hani direkt bundan puan kırıyorlar ya. Ama hani bir yandan resmen işte kitapta bir karakter böyle konuşuyor. Tamam, öyle de böyle bu karakterin de Winky'nin öyle de böyle. Ana dili İngilizce, tamam mı? Yani bu bildiğimiz şu an bir kusur yani, sistemin kusuru. Çünkü sistem bunu yaparsan sen yanlışsın diyor bize ve bizim puanımızı kırıyor. Ama bir yandan bir kitap okuyoruz. Harry Potter'ı kaç bak 811 sayfa 4. kitaptayız. Zümrüt Arka 1100-1200 sayfa falan olacak. Yani bayağı ciddi bir şeyden bahsediyoruz burada. Ve orada bir karakter böyle konuşuyor. Hani Harry falan şey olmuyor. Ben seni anlamıyorum falan. Ya da ben niye bu kadar kötü konuşuyorsun falan. Gayet karşılıklı konuşuyorlar. Bir o bir şey söylüyor, bir bu bir şey söylüyor falan. Yani işte mesela bu bir işaret yani kusurlu olduğuna dair sınav sistemin, eğitim, öğretim, whatever sisteminin falan. Çünkü mesele kusursuz konuşmaktan çok karşındaki insana öyle ya da böyle anlatabilmek, tamam mı? Hani anlattığın şeyler anlatması zor şeylerse kendi kurduğun cümlelerin anlaşılabilir olması doğru olarak şöyle yaptım. Doğru demekten vazgeçtim. Anlaşılabilir olması önemli. Hani böyle olabildiğince anlaşılır kılmak kendini tabii ki de önemli bir şey. Ama bir yandan da eğer bir fikrin böyle bir amacın varsa falan hani hissettiğin gibi konuşmak anlaşılır olmaya çalışmaktan çok hissettiğin gibi konuşmak bence o da kabul edilebilir bir şey. Tamam, çünkü insanlar birbirini anlamak zorunda değiller. Hani direkt biri bir şey diyecek. Ha, ben seni tamamen anladım. Ben böyle bir dünya zaten yok ya hani. Mesela insanlar bir şekilde konuşmaya devam edebiliyor mu edemiyorlar yani. Böyle birbirleriyle konuşmaktan zevk alıyorlar mı almıyorlar mı? Bu yani bence. I is not liking. Bilmiyorum hani şu çok aşırı göze batan bir kullanım. Hani I is demiş, not demiş, ing gelmiş. Hani I do not like dese mesela ing falan da olmuyor. Yani do eksik falan. Hani bir sürü şey eksik, bir sürü şey yanlış bu kullanımda. Ama bir yandan da yazarın yazdığı, yazarın oluşturduğu dünyadaki ana dil İngilizce olan, sadece insan olmadığı için böyle bir iki kelimeyi, gramer yapısını farklı şekilde kullanan bir yaratığın kullanımından bahsediyoruz. Hani olay ne biliyor musunuz? Diyelim siz böyle hani çat pat geçebilecek seviyedesiniz sınavı. Hani sınava girdiniz, Harry Potter'dan işte böyle bu videoyu izlediniz ya da kendiniz okudunuz. Böyle bir kullanımda bulundunuz. Çünkü biliyorsunuz ki hani şey yani böyle bir Winky diye bir karakter kullandı böyle bir şeyi ve baktı böyle. Harry de gayet ne cevap verebiliyor falan. Demek ki de anlaşılabilir bir şeydi. Siz bunu yazdınız falan. Hani bu direkt puan kırılacak buradan. Çünkü yanlış yazdınız falan. Ama bir yandan aslında yanlış yazmadınız. Çünkü İngilizce konuşan bir karakterin kullanımını şey ettiniz. Hani şunla İşte üslup dediğimiz olay arasında dağlar kadar fark varmış gibi görünüyor, tamam mı? Hani insanların üslubu farklı, insanlar farklı şekillerde konuşur falan. Eyvallah. Ama bu kadar da olmaz oluyoruz. I do not like olacak burada yapıyoruz falan. Ama mesela orada bir çizgi yok aslında. Orada bir şey yok. İşte bir çizgi var. Bu çizginin önündekiler üsluba giriyor. Gerisindekiler de gramer hatasına giriyor falan. Aslında böyle bir şey yok, tamam mı? İşte bu varmış gibi davranılıyor mesela ama yok falan. Neden varmış gibi davranılıyor? Çünkü o kadar boku çıkmış gibi bir şeylerin, tamam mı? Böyle İngilizce lise fiziğiyle falan şeydi ya. Böyle ne bileyim işte geçmiş zaman, gelecek zaman, geçmiş past continuous present bok püsür continuous tense falan böyle bir sürü sınıflara, gruplara falan ayırmışlar böyle. Who cares yani, anlatabiliyor muyum? Who cares yani gerçekten. Dil oğlum mu? Dil dedince ne bileyim insan ağlıyor falan. Ağat mağat yakıyorlar hani, anlatabiliyor muyum? Böyle kuralları gelmiyor ki. Ben şu an konuşuyorum. Umurumda mı ben? Umurumda mı yapıyorum bak? Umurumda mı böyle kafam falan eğiliyor?
Ben konuşmuyorum. Ben böyle düşünmüyorum. Ben yaşıyorum, anladınız mı? Ben yaşıyorum hani. Şu hareketlere bakın falan. Hani böyle kollarım falan böyle şey diyor bana, eşlik ediyorlar ben konuşurken falan. Bakın böyle dalgalanıyorlar falan. Kafamı falan oynatıyorum falan böyle. Çünkü dil böyle bir şey. Dil dans, anladınız mı böyle? Onu bir başlıyorsunuz böyle, ama bir başlıyorsun hani şöyle vuruyorum falan, böyle bir tango falan, anlatabiliyor muyum? Hem bu kadar doğal, bu kadar aslında eğlenceli bir olay. Hani sanki var ya, sanki sırf biz böyle o bağlantıyı kuramayalım, İngilizceyi sevemeyelim diye sanki böyle yapıyorlarmış gibi. Çünkü cidden bu işe yaramıyor ve herkes farkında bunun, ama kimse benim şu kanalda yaptığım şeyi yapmıyor benim nedense. İşte geçen Real English diye bir kanal gördüm, tamam mı? Böyle kaç 300 bin takipçisi mi, izlenmesi mi ne, bir şey var falan. Bir de yabancı, yani direkt Amerika'daki birisi yapmış herhalde. Tam o kadar ayrıntılı bakmadım da. Aa dedim, ne oluyor falan. Bir girdim baktım, işte klasik selamün aleykümler falan, onlar böyle hani tanışma konuşma falan şeyleri yapmışlar. Ya bilmiyorum. Yani girip de bir video izlemedim ama yani bu işin tek gerçek yolu, tamam mı? Ben şu an İngilizce öğreniyorum modundan çıkarıp insanları böyle onları yapmaya başladığı şeyli, hani onlar İngilizce öğrenecek, biz İngilizce öğrenmek istediğimiz için buradayız diye bu kanala geliyorlar belki. Ama biz Harry Potter okuyoruz ya. Bir yerden sonra unutuyorlar İngilizceyi falan. Harry Potter okuyoruz biz. That's the point. Anlatabildim mi? Hani hayatınızdaki ilk önceliğiniz aşk olursa ben gerçek aşk arayacağım. Gerçek bulamazsınız, tamam mı? Ama önceliğiniz o olmazsa, hatta ona onsuz yapabileceğiniz bir şekilde kendiniz ikna olursanız falan, hayat size ödül olarak veriyor aşkı falan hani. Çünkü böyle hani aşkı güzel yapan, onun en önemli şey olduğu, o en önemli şey olduğu halde öncelik olmaması, tamam mı? Çünkü öncelik ona geldiği zaman onu kontrol etmeye çalışmaya başlıyoruz. Onu kontrol etmeye çalıştığımız zaman hata yapıyoruz. Samimiyetsiz oluyoruz. Doğal olmuyoruz. Doğal olmadığımız zaman bitiyor. Doğal olmadığımız zaman her şey bitiyor zaten. Hani bir şeyi güzel yapan, bak ben siz zannediyorsunuz mu? Bu şu an çektiğim kayıttan önce aynı sayfayı defalarca okuyup her türlü söyleyeceğim şeyleri falan hesaplayıp onları bir kenara yazıyorum. Şurada bir yerde notlar var. Oradan bakıp böyle size anlatıyorum falan. No fucking way ben. En son birkaç ay önce İspanyolcasını okudum Harry Potter'ların. Ne kadar anladığımı tahmin edebiliyorsunuz. İspanyolcam sıfır. Almancalarını dinledim sesli kitap. Almancam daha da sıfır, tamam mı? Yani bilmiyorum. İngilizcelerini 3 sene kaç? 3 sene önce falan okuduydum. O zaman da ne kadar İngilizcem vardı Allah bilir hani. Şu an sizden daha kötüydü hani. Şu anki halinizden, sizin hani artık ciddi ciddi remediyorsanız falan diyeyim. Öyle hani, çünkü doğal olmadan hani, çünkü mesele bu, kimse doğal değil, anlatabiliyor muyum? Hani hiç kimse doğal değil. Ben işte İngilizce öğretmenim diyen, işte beraber İngilizce öğreniyoruz diye diyen, hiç kimse doğal değil. O kadar çok hesaplıyorlar ki işte şu have'den önce, İşte have been olunca şu oluyor, had been olunca şu. Bak şu an iğreniyorum yani. Allah affetsin. Gerçekten insanların yaptığı işe de şey etmek istemiyorum, laf etmek istemiyorum. Hani bu iş gayet böyle zevkli de olabilir. İlgilisine gramer çalışmak harika bir olay. Yani domuz gibi beyin çalıştırıyor, tamam, ben biliyorum. Hatta kulakları çınlasın. Benim Hatice hocam vardı. Canavar gibi biliyordu falan yani grameri böyle. Hani öyle öyle çalışmak isteyen insanlar var. Dil bilimciler, çerçürt falan. Çalışsınlar, tamam mı? Ben kesinlikle şey etmiyorum. Ama yani burada dediğimiz şey İngilizceyi yeterli seviyede, İngilizceye hakim olup okulda işte felsefe olsun, edebiyat olsun, mühendislik olsun, whatever bölüm okumak değil mi hani? Hani kimsenin, biz dil bilimci değiliz artık, anladın mı? Şöyle önce bir yerimizi bilelim yani, biz dil bilimci değiliz ki. Biz böyle şu sınavı geçeceğiz, tamam, ondan sonra da bölümümüzü okuyacağız. Biz bu kafadayız yani. Biz böyle İngilizce, Shakespeare falan, böyle ne bileyim. Gerçi onlar çok sarıyor ama hani demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bizim bütün meselemiz şu İngilizceye baktığımız zaman bir anlam gelebilmesi bizden. Bizi komik yerlerde güldürebilmesi falan. Olay buyken niye gramer çalışıyoruz ki? Şey daha diyecektim sanki. Bir de onu düşüneyim.
Bak düşünüyorum falan. Bir yerde yazmıyorum. Düşünüyorum. Aklıma bir şey geliyor mu diyorum. Şu an ben konuşuyorum size. Ben insan gibi konuşuyorum şu an. Siz benim arkadaşımsınız. Ben sizi tanımıyorum ama siz artık beni iyice tanıyorsunuz buraya kadar. Geldiyseniz hatta bayağı bir tanıyorsunuz. Ben size arkadaş oluyorum, anlatabiliyor muyum? Çünkü öyle bir sistem var ki yutkunmak yasak, geğirmek yasak, beklemek yasak, işte su içmek yasak, videonun ortasında cert cürt falan. Hani böyle her şey kusursuz ya. 20 dakika boyunca adam konuşuyor. Bir kere böyle kelime böyle bir şey bile çıkmıyor ağzından. Eğri büğrü falan. Çünkü o an öksüresi falan gelmiş olmuyor falan. Öyle bir şey olursa orayı siliyor, tamam mı? Baştan çekiyor. Kusursuz olmadı mı? Bir daha siliyor. Tekrar baştan çekiyor falan. O kadar böyle yapay ki artık böyle şey değil lan. Bir insan mı görüyoruz? Başka bir şey mi görüyoruz falan bilmiyorum. Hani gerçi bunları da çok düşünmüyoruz. Çünkü Süper Kalem Brothers da tam bunu yapıyor mesela. Ben onların videolarını çok seviyorum ama. Güzel mi? Güzel falan. Ama bilmiyorum hani şimdi bazı videolar bir saati falan aşıyor şu an benim size attıklarım. Ve şu ana kadar 120 tane falan video attık. Hani bir aksilik çıkmazsa bu 1200 olacak. 2400 olacak. Daha çok yolu var bundan. Game of Thrones, Narnia, Yüzüklerin Efendisi, Rüzgarın Adı, Yer Deniz Büyücüsü, 1984, Cacul, akıp gidecek. Tam da bir sürü şey var aklımda. Hatta neler var yani. Hani bu kadar uzun süreli, bu kadar uzun soluklu denir herhalde. Değil mi? Uzun soluklu. Böyle bir yola çıkmışken, hani böyle bir en azından şu yutkunma, Cacul olayını aşmadan bir şey yapmamızın imkanı yok. Anlatabildim mi? Yani benim normal bir insan olup sizin benim normal bir insan olmamda sorunuz olmadığını algılamanız lazım. Hem de normal bir insan iyice olabilmem lazım falan. Hani başka türlü olmaz mı? Çünkü o kadar uzun soluklu ki yani. Böyle her şeyin 5-10 dakikalık videolardan olduğu, videoların yarısının müzikli olduğu, böyle olabildiğince sıkıcı olmamaya çalıştığı şu dünyada. Hani şu çok gerçek bir şey aslında şu kanal. Çünkü şu an bak bir müzik falan da yok arkada. Benim notlarım falan da yok. Ben açtım çok sevdiğim, en sevdiğim seri hatta. En sevdiğim kitaplar bile diyebilirim ya. Abartmıyorum. Cidden Harry Potter kadar içine çeken, Harry Potter kadar bana saran bir şey. Çok şey okudum yine çok saran ama Harry Potter'ın yeri çok ayrı. Yani o çok küçükken de beni çok etkileyebildi. Hala da çok etkileyebiliyor falan. Hala bitmedi kitaplar. Hala düşüneceğim, hesaplayacağım, anlayacağım noktalar falan var. Görebiliyor muyum? Ay ne diyeceğimi unutuyorum yani. O kadar böyle şey oluyor mu kendime? Mesela Harry Potter deyince birden Harry Potter'ı ne kadar sevdiğimi düşünmeye başladım. Ondan sonra ben niye konuşmaya başladım onu falan hatırlayamıyorum böyle. Neyse işte hani olay bu yani. Olabildiğince normal olması lazım. Yani şimdi müzik yok, notlar yok, hiçbir şey yok. Anladım. Şu an konuşuyorum. Ben bu konuşmayı da hesapladım. Bak 5 dakikadır falan konuşuyoruz yani. Daha fazla bile olabilir. Konuşuyoruz. Konuştum bak. Çünkü konuşacağım varmış. Çünkü bir şeylerim varmış söyleyecek falan. Hadi söyledim. Heh. Notlar yok, hesap kitap yok. Bu çok güzel işte. Ben bunu istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bana öyle gramer kitabı, Abdullah geçmiş present tense falan. No, no thanks yani istemiyorum. Lütfen ya. Hani gidin ya. Falan hani böyle. Bak hala sinirlenim. Bak size çok sevimli bir şey söyleyeyim bak. Vallahi Allah büyük. Şu an yalan konuşmayacağım. Hani geçen dediğim birkaç ay önce falan bir an şeyi düşündüm. Ha dedim birden hazırlarsın hala geçmemişim. Hazır işte proficiency'ye gireceğim tekrar. Bak ben 3. sınıf öğrencisiyim. Gayet iyi ortalamam var. Yani 3.70, 3.80 falan. Hadi söyledim gitti. Umurumda değil. Yüksek lisans falan yapmayı düşünmüyorum ben. Hani. Neden iyi ortalamam? Çünkü işte bütün derslere katıldım falan. Hani en başta birinci sınıfta direkt göt korkusuna katıldım. Çünkü bu hazırlıktan sonra falan yok Abdullah dedim böyle bu kadar düşmeyeceksin. Böyle F4'leyecek kadar falan böyle bir geçer notun olduğu böyle bir sistem şeyin olacak falan kafasına. Hemen yani ilk dönem yani ilk sene göt korkusunaydı. Ona laf yok. İkinci dönem böyle şey oldum. Hani aslında çok zor olmadığını fark ettim. İyi not almak falan. Bütün derslere katılıyorsunuz. Bütün okumaları yapıyorsunuz. Ben onun dışında ekstra çalışmadım hiçbir zaman. Hani çok şeyi iddia etmiyorum. Derslerde böyle ders en iyi anlayan öğrencilerden biriydim falan demiyorum. Hani millet o kadar katılmıyordu ki derslere falan. Hani benim bütün derslere katılmam bile beni aslında bayağı yukarı çıkarıyordu falan. Hep onu kullandığım gibi bir şey oldu zaten. Yoksa hani hiçbir zaman böyle tamamıyla en yüksek notu alacağım kafasına şey etmedim. Bütün derslere girdim, bütün okumaları yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Tamam. Neyse. Yani bayağı iyi ortalaması olarak üstten ders aldığı halde bayağı iyi ortalamaya sahip olan bir insan olarak bugün hala korkuyorum mesela proficiency'ye girmeye. Çünkü
Çünkü bir şekilde var ya, bir şekilde AQ sınavı, boşuna demiyorum, hayatta girdim en zor sınav ve büyük ihtimalle en zor sınav olarak da kalacak yani. Böyle travmatik bir anıya dönüşmüş, tamam mı? Hani şu an resmen düpedüz Harry Potter'ın dördüncü kitabını okuyoruz. Kendisi 800 sayfalık bir kitap. Dördüncü kitaptan sonra büyük kitabına dönüşüyor gibi bir şey oluyor. Harry Potter'lar böyle, hatta üçüncü kitapta bile biraz zor, o Sirius, son diyaloglarla o Sirius, Lupin, Harry, Hermione, Ron arasında geçen falan. Hani resmen büyük kitabı okuyoruz ve bayağı esrarengiz kelimeler var diyecektim. Şu an hiçbir de esrarengiz gelmiyor şu kelimeler falan. Ama bunların çoğu bana esrarengiz geliyordu falan. Hani şöyle glanced, şu age, sonra gulped falan. Şu an bunların hepsini biliyorum da hani. Bunlar böyle esrarengiz kelimeler gibi geliyordu bana. Turu muru gördüm, atıyorum şu TRUGH var ya. Onu falan görünce böyle, böyle baka kaldım, hatırlıyorum. Bana ablamlar şey oldu. Ben bu İngilizce Harry Potter okuma olayı senelerdir var. Ben nerede lan o? Yakınımda bir yerde olsa göstereceğim. 2017'nin ocağında falan. Ben 2017'nin eylülünde başladım okula. Okula başlamadan 8 ay önce. İşte daha ara YGS, LYS falan çalışıyor. Günlük yapılacaklar listesi yazmışım. Listede ne yazıyor dersiniz? İki sayfa Harry Potter okuyor yazıyor. Ben başından beri biliyordum. Boşuna demiyorum ben. Tamam. Başından beri bu gerçek olmayan, bir şeylerin gerçek olmayışının böyle bize bela olduğunu, lanet olduğunu biliyordum, tamam mı? O zaman o dönem yapamadım. Neden? Maddi durumlar. Jesus fucking hell. Harry Potter felsefe taşın. İngilizce 50 lira mı neydi lan? O dönemde para bayağı değerliydi. Şu anki gibi değildi. Hani şu an 100-150 lira falan gibi bir şey oluyor herhalde. Düpedüz çıkarıp o parayı veremedim. Ya ona vereceğim 250 sayfalık kitabı, o bittikten sonra ikinci kitabı da alacağız. Beraber gördük, 23 dolar mı neydi Sırlar Odası? Kaç kere, iki kere falan gösterdik. Gösterdim Sırlar Odası'nı okurken biz. Hani şu olaya bak ya, resmen Harry Potter okumak istiyorum İngilizce ama okuyamıyorum. Neden? Hani o dönem biraz mallık da verdi. Şimdi ben sonra işte şeye gittim. Kırtasiyelerden çıktı alma işine girdim ben. Yani hal bayağı, halbuki aslında bayağı rahat bir şekilde binlerce sayfayı hani normal kitap parasına denk gelecek şekilde çıktısını alabiliyormuşsun falan. Ben o dönem bunları biliyor olsaydım o hocaları çok çekmezdim falan herhalde, ama bilmiyordum, tamam mı? Liseliyim oğlum ben. Hani lisemden işte böyle AVM'lerden falan başka yere takılmayan bir tiptim hani ben, tamam mı böyle? Bir öyle yani sadece takılıyordum yani, dolaşıyordum, bir şeyler yiyip içiyordum falan, öyle gidip öyle kırtasiyeler, sahaflar falan bilmiyordum yani. Bak ya, çok dalıyorum, ne diyeceğimi unutuyorum. İşte dedim, ne dedim, hazırlıktan hala korkuyorum falan. İşte Harry Potter'ları dedim. Ha dedim, aynen. Harry Potter'ları başından beri biliyordum dedim. Sonradan nereye bağlayacaktım? Birkaç saniye bekleyeyim, tamam mı? Artık iyice beklemekten korkmayacak kadar rahatlamaya başladım videoları çekerken. Birazcık bekleyelim. Aklıma gelirse, aklıma geliyor gibi değil ama. Neyse, çok korkuyorum, tamam, hani bir şekilde benim Harry Potter'larla beraber öğrendim o İngilizce ne kadar üst seviye bir İngilizce olsa bile, çünkü gerçekten normal ortalama bir ana dil İngilizce olan bir insanın İngilizcesinden bir seviye üst bir İngilizce var burada. Daha komik, daha esprili, daha zeki bir dil var, tamam mı? Hani şunu okuyabildiğim, şunu işleyebildiğim halde ve bir şekilde sanki o sınavda girdiğimiz İngilizce başka çeşit bir İngilizceymiş gibi böyle kafamda travmatik bir sonuç var, tamam mı? Hani bir şekilde buradaki İngilizce oraya, orada olmazmış falan. Halbuki oluyor falan. Sınavı geçtim hani ben. Hatta çok kat kat daha kötü bir haldeyken geçtim bundan hani. Ama öyle hani, anlatabiliyor muyum? Hala korkuyorum yani sınavdan. Çünkü o kadar zor bir sınav ki, o kadar korkunç ki abi. O reading'i falan, böyle nah bu kadar 15 satırlık paragraflar falan. Böyle bakıyorum böyle, puf. Çin'deki komünist ayaklanmalardan bahsediyor falan. Böyle ama öyle şey değil hani. Ya aslında kötü metinler değil bak, onu da demeyeyim bu arada. Bazıları aslında anlamaya başlayınca falan esrarengiz konular hakkında konuşuyorlarmış gibi oluyor, güzel oluyor, ama aynı şey Türkçe, YGS Türkçe'deki paragraf sorularında da vardı. Paragraf güzel mi değil mi diye şey diyoruz. Hani o ara biz paniğiz artık. O ara böyle yapıyoruz, hemen sayfaları çeviriyoruz falan, şöyle anlatabiliyor muyum? O ara tadına falan varamıyorsun ki bir şey. Süre kısıtlı, o sınavı geçemezsen, işte ikinci senendesin, son sınavın, bunu geçemezsen reading'le writing'i geçmişsin mesela diyelim. Onları geçtin de iptal oluyor falan. Üç sınava tekrar girmek zorunda kalıyorsun ve senede bire düşmüş oluyor.
İşte sınava girebilme hakkım falan. İğrenç bir durum, tamam mı? Böyle riskler varken falan zaten böyle yapamıyorum falan. Zaten seveceğin şeyi bile sevemiyorum falan. Bir dakika. Bir dakika. Asansör bozulmuş. Tam 4 tane 5 litrelik, yani 20 litre suyu 7 kat boyunca çıkardım falan. Bir yandan sularımız kesilmiş çünkü karşı tarafın suyu alt kata akıyormuş. Onun suyunu kapatacağız diye bizimki kapatmışlar. Gidip açmamışlar falan. Bir sürü bir dünya şeyle uğraştığım için tam olarak ne konuştuğumu unuttum gibi bir şey oldu. Onun için olduğu gibi devam ediyoruz. House elves is not supposed to have fun, Harry Potter said Winky firmly from behind her hands. House elves does what they is told. I is not liking Hades at all, Harry Potter. She glanced toward the edge of the box and gulped. But my master sends me to the top box and I comes, sir. Why is he sent you up here if he knows you don't like Hades? Said Harry, frowning. Master wants me to save him a seat, Harry Potter. He's very busy, said Winky, tilting her head toward the empty space beside her. Winky is wishing she is back in Master's tent, Harry Potter. But Winky does what she is told. Winky is a good house elf. She gave the age of the box another frightened look and hid her eyes completely again. Harry turned back to the others. So that's a house elf, Ron muttered. Weird things, aren't they? Dobby was weirder, said Harry fervently. Ron pulled out his own neoculars and started testing them, staring down into the crowd on the other side of the stadium. Wild, he said, twiddling the replay knob on the side. I can make that old bloke down there pick his nose again and again and again. Hermione, meanwhile, was skimming eagerly through her velvet-covered tasseled program. A display from the team mascots will precede the match, she read aloud. Oh, that's always worth watching, said Mr. Weasley. National teams bring creatures from their native land, you know, to put on a bit of a show. The box filled gradually around them over the next half hour. Bu box kelimesi beni bayağı zorluyorlar. Söylemesi zor söylüyor. Mr. Weasley kept shaking hands with people who were obviously very important wizards. Percy jumped to his feet so often that he looked as though he were trying to sit on a hedgehog. When Cornelius Fudge, the Minister of Magic himself, Percy'nin şu an psikolojisini konuştuğumuz için bir himself gelesi anlıyordu. Mr. of Magic himself, kimse hani Harry ilk gördüğünde falan dediydi bir ara Cornelius Fudge için Minister of Magic himself falan dedi. Onun dışında kimse demiyor yani. Arrived. Percy bowed so low that his glasses fell off and shattered. Highly embarrassed, he repaired them with his wand. Bir dakika. Highly embarrassed, he repaired them with his wand and thereafter remained in a seat, throwing jealous looks at Harry, whom Cornelius Fudge had greeted like an old friend. They had met before, and Fudge shook Harry's hand in a fatherly fashion, asked how he was, and introduced him to the wizards on either side of him. Harry Potter, you know, he told the Bulgarian minister loudly, who was wearing splendid robes of black velvet trimmed with gold and didn't seem to understand a word of English. Harry Potter, oh come on now, you know who he is, the boy who survived, you know who, you do know who he is. The Bulgarian wizard suddenly spotted Harry's scar and started gabbling loudly and excitedly, pointing at it. Knew we'd get there in the end, said Fudge wearily to Harry. I'm no great shakes at languages. I need Barty Crouch for this sort of thing. Ah, I see his house elves saving him a seat. Good job, too. These Bulgarian blighters have been trying to catch all the best places. Ah, and here's Lucius. Harry, Ron, and Hermione turned quickly, edging along the second row to the three still empty seats right behind Mr. Weasley were none other than Dobby, the house elf's former owners, Lucius Malfoy, his son Draco, and a woman Harry supposed must be Draco's mother. Harry and Draco Malfoy had been enemies ever since their very first journey to Hogwarts. A pale boy with a pointed face and white blonde hair, Draco greatly resembled his father. His mother was blonde too, tall and slim. She would have been nice looking if she hadn't been wearing a look that suggested there was a nasty smell under her nose.
Ah, Fudge, said Mr. Malfoy, holding out his hand as he reached the Minister of Magic. How are you? I don't think you've met my wife, Narcissa, or our son, Draco. How do you do? How do you do? Said Fudge, smiling and bowing to Mrs. Malfoy. And allow me to introduce you to Mr. Oblansk, Mr. Obalonsk, Mr. Well, he's the Bulgarian Minister of Magic, and he can't understand a word I'm saying anyway, so never mind. And let's see who else. You know Arthur Weasley, I dare say. It was a tense moment. Mr. Weasley and Mr. Malfoy looked at each other, and Harry vividly recalled the last time they had come face to face. It had been in Flourish and Blotz's bookshop, although, and they had had a fight. Mr. Malfoy's cold gray eyes swept over Mr. Weasley and then up and down the row. Good Lord, Arthur, he said softly. What did you have to sell to get seats in the top box? Surely your house wouldn't have fetched this much. Fudge, who wasn't listening, said, Lysius has just given a very generous contribution to Saint Sete Mungo's Hospital for Magical Maladies and Injuries, Arthur. He is here as my guest. How nice, said Mr. Weasley with a very strained smile. Mr. Malfoy's eyes had returned to Hermione, who went slightly pink, but stared determinedly back at him. Harry knew exactly what was making Mr. Malfoy's lip curl like that. The Malfoys prided themselves on being pure bloods. In other words, they considered anyone of Muggle descent like decent, herhalde daha doğru okunmuş, like Hermione, second class. However, under the gaze of the Minister of Magic, Mr. Malfoy didn't dare say anything. He nodded sneeringly to Mr. Weasley and continued down the line to his seats. Draco shot Harry, Ron, and Hermione one contemptuous look, then settled himself between his mother and father. Slimy gets from muttered as he, Harry, and Hermione turned to face the field again. Next moment, Ludo Bagman charged into the box. Everyone ready, he said, his round face gleaming like a great excited Adam. Adam ne demek bilmiyorum. Minister, ready to go? Ready when you are, Ludo said Fudge comfortably. Ludo whipped out his wand, directed it at his own throat and said, sonorous, and then spoke over the roar of sound that was now filling the packed stadium. His voice echoed over them, booming into every corner of the stands. Ladies and gentlemen, welcome the heavyweight champion of the world, Rocky Balboa. Welcome to the final of the 422nd Quidditch World Cup. The spectators screamed and clapped, thousands of flags waved, adding their discordant national anthems to the racket. The huge blackboard opposite them was wiped clear of its last message. Bertie Bott's every flavor beans at risk with every mouthful, and now showed Bulgaria 0, Ireland 0. And now, without further ado, allow me to introduce the Bulgarian national team mascots. The right-hand side of the stands, which was a solid block of skulls, roared its approval. I wonder what they brought, said Mr. Weasley, leaning forward in his seat. Ah, he suddenly whipped off his glasses. Whipped off? Çıkarmak gibi şey mi? And polished them hurriedly on his robes. Ha, aynen. Çıkarıp şey diyor. Direkt gözlüğünü silmeye başlamış hızlı hızlı. Vila diyor. What are we... But 100 Vila were now gliding out onto the field, and Harry's question was answered for him. Vila were women, the most beautiful women Harry had ever seen, except that they weren't, they couldn't be human. Bunların resmini çizmem lazım. Bunların resmini çizmem lazım. This puzzled Harry for a moment while he tried to guess what exactly they could be, what could make their skin shine moon bright like that, or their white gold hair fan out behind them without wind. But then the music started and Harry stopped worrying about them not being human. In fact, he stopped worrying about anything at all. The Vila had started to dance, and Harry's mind had gone completely and blissfully blank. All that mattered in the world was that he kept watching the Vila, because if they stopped dancing, terrible things would happen. And as the Vila danced faster and faster, wild,
half-formed thoughts started chasing through Harry's dazed mind. He wanted to do something very impressive right now. Jumping from the box into the stadium seemed a good idea, but would it be good enough? Harry, what are you doing? Said Hermione's voice from a long way off. The music stopped. Harry blinked. He was standing up, and one of his legs was resting on the wall of the box. Next to him, Ron was frozen in an attitude that looked as though he were about to dive from a springboard. Angry yells were filling the stadium. The crowd didn't want the villa to go. Harry was with them. He would, of course, be supporting Bulgaria, and he wondered vaguely why he had a large green shamrock pinned to his chest. Ron, meanwhile, was absent-mindedly shredding the shamrocks on his head. Mr. Weasley, smiling slightly, leaned over to Ron and tugged the hat out of his hands. "You'll be wanting that," he said, "once Ireland have had their say." "Huh?" said Ron, staring open-mouthed at the villa, at Bichelle, who had now lined up along one side of the field. Hermione made a loud tutting noise. She reached up and pulled Harry back into his seat. "Honestly," she said. "And now," roared Ludo Bagman's voice, "kindly put your wands in the air for the Irish national team mascots." Next moment, what seemed to be a great green and gold comet came zooming into the stadium. It did one circuit of the stadium, then split into two smaller comets, each hurtling toward the goalposts. A rainbow arced herhalde, suddenly across the field. Arc way falan tarzı, böyle bir köprümsü falan kelimelerde kullanan arc olduğunu düşünüyorum bunu. Rainbow arced diyor falan çünkü. Suddenly across the field, connecting the two balls of light. Bir dakika. The crowd oohed and ahed as though gerçek İngilizceyi görüyorsunuz. Hani biz mesela, dur hemen örnek vereceğim. Ladı desek, hani böyle birisi diyelim, bir arkadaş yaptı. Ne yaptı diye sordu biri bize. Ladı desi deriz yani, orada ladı. O ladı buradaki bu e'de işte. As though at a fireworks display. Now the rainbow faded and the balls of light reunited and merged. They had formed a great shimmering shamrock, which rose up into the sky and began to soar over the stands. Something like golden rain seemed to be falling from it. Excellent, yelled Ron as the shamrock soared over them, and heavy gold coins rained from it, bouncing off their heads and seats. Squinting up at the shamrock, Harry realized that it was actually comprised of thousands of tiny little bearded men with red vests, each carrying a minute lamp of gold or green. Leprechauns, Jesus, what? Leprechauns, herhalde bu gnomes gibi bir şey bu. Hermione'nin kedisini kovalamayı çok sevdi. Said Mr. Weasley. Aklıma şeyden geldi bu cevap. Gravity Falls'un ilk bölümü herhalde. Cüceler bir araya gelip koca bir adama dönüşebiliyorlardı ya. Bunlar da o tarz bir şey yaptılar. Benim anladığım kadarıyla. Onlar gnome'du Gravity Falls'taki. Ve bu gnome'la leprechaun arasında bir ince bir iki fark vardı. İşte leprechaunlar zekiymiştir, gnomes'lar zeki değilmiştir bu Harry Potter evrenine göre en azından. Ama bence bayağı benzer şeyler. Bunlar da işte gnome gibi bir şeyler sonuç olarak bence. Said Mr. Weasley over the tumultuous applause of the crowd, many of whom were still fighting and rummaging around under their chairs to retrieve the gold. Bulgarlar kadını kullandı. Ayrıntılılar da parayı kullanıyorlar. Böyle en ciddi şeylerden iki şeyi kullanıyorlar. Resmen şeyi seyirciyi ikna etmek için. There you go, Ron yelled happily, stuffing a fistful of gold coins into Harry's hand. For the omnioculars, now you've got to buy me a Christmas present. Ha! The great shamrock dissolved. The leprechauns drifted down onto the field on the opposite side from the villa and settled themselves cross-legged to watch the match. And now, ladies and gentlemen, kindly welcome the Bulgarian national Quidditch team. I give you
Dimitrov, a scarlet-clad figure on a broomstick, moving so fast it was blurred, shot out onto the field from an entrance far below, to wild applause from the Bulgarian supporters. Ivanovashk, a second scarlet-robed player zoned out. Zograv, Levski, Vulchanov, Volkov, and Krum. That's him, yelled Ron, following Krum with his only oculars. He quickly focuses on, hemen bakıyor geride. Victor Krum was thin, dark, and sallow-skinned, with a large curved nose and thick black eyebrows. He looked like an overgrown bird of prey. It was hard to believe he was only 18. And now, please greet the Irish national Quidditch team, yelled Bagman, presenting Connolly, Ryan, Troy, Mullet, Moran, Quigley, and Lynch. Seven green blurs swept onto the field. He spun a small dial on the side of his omnioculars and slowed the players down enough to read the word fireballed on each of their brooms and see their names embroidered in silver upon their backs. And here, all the way from Egypt, or referee, acclaimed chair wizard of the International Association of Quidditch, Hasan Mustafa. Ha dur lan, Ali Beşir doğru bu Hasan Mustafa. Ha, Ali Beşir 1, Hasan Mustafa 2, tam iki tane Türkiye kültürüne çok yakın isim duyduk ama bu adam Mısırlı olması lazım. A small and skinny wizard, completely bald but with a mustache to rival Uncle Vernon's, wearing robes of pure gold to match the stadium, strode out onto the field. A silver whistle was protruding from under the mustache, and he was carrying a large wooden crate under one arm, his broomstick under the other. He resumed the speed dial on his omnioculars back to normal, watching closely as Mustafa mounted his broomstick and kicked the crate open. Four balls burst into the air. The scarred quaffle, the two black bludgers, and it is sobbed for the briefest moment before it sped out of sight, the minuscule winged golden snitch. With a sharp blast on his whistle, Mustafa shot into the air after the balls. Bir dakika. They're off, screamed Bagman, and it's Mullet, Troy, Moran, Dimitrov, back to Mullet, Troy, Levski, Moran. It was Quidditch as Harry had never seen it played before. He was pressing his omnioculars so hard to his glasses that they were cutting into the bridge of his nose. The speed of the players was incredible. The chasers were throwing the quaffle to one another so fast that Bagman only had time to say their names. He spun the slow dial on the right of his omnioculars again, pressed the play-by-play button on the top, and he was immediately watching in slow motion while glittering purple lettering flashed across the lenses and the noise of the crowd pounded against his eardrums. Hawk sheet attacking formation, he read as he watched the three Irish chasers zoom closely together. Troy in the center, slightly ahead of Mullet and Moran, bearing down upon the Bulgarians. Porskov Ploy flashed up next as Troy made as though to dart upward with the quaffle, throwing away the Bulgarian chaser Ivanova and dropping the quaffle to Moran. One of the Bulgarian beaters, Volkov, swung hard at a passing bludger with a small club, knocking it into Moran's path. Moran ducked to avoid the bludger and dropped the quaffle, and Levski, soaring beneath, caught it. Troy scores, roared Bachmann, and the stadium shuddered with a roar of applause and cheers. 10-0 to Ireland. What, he yelled, looking wildly around through the omnioculars, but Levski's got the quaffle. Harry, if you're not going to watch at normal speed, you're going to miss things, shouted Hermione, who was dancing up and down, waving her arms in the air while Troy did a lap of honor around the field. Harry looked quickly over the top of his omnioculars and saw that the Leprechauns watching from the sidelines had all risen into the air again and formed the great glittering shamrock. Across the field,
The villa were watching them sulkily, furious with himself. His puny speed dialed back to normal as play resumed. Eddie knew enough about Quidditch to see that the Irish chasers were superb. They worked as a seamless team, their movements so well coordinated that they appeared to be reading one another's minds as they positioned themselves, and the rosette on Harry's chest kept squeaking their names. Troy, Mullet, Moran, and within 10 minutes, Ireland had scored twice more, bringing their lead to 30-0, 30-0, and causing a thunderous tide of roars and applause from the green-clad supporters. The match became still faster, but more brutal. Volkov and Vulcanov, the Bulgarian beaters, were whacking the bludgers as fiercely as possible at the Irish chasers and were starting to prevent them from using some of their best moves. Twice they were forced to scatter, and then finally Ivanova managed to break through their ranks, dodge the keeper Ryan, and score Bulgaria's first goal. "Fingers in your ears," bellowed Mr. Weasley as the villa started to dance in celebration. He screwed up his eyes too. He wanted to keep his mind on the game. After a few seconds, he chanced a glance at the field. The villa had stopped dancing and Bulgaria was again in possession of the quaffle. "Dimitrov, Levski, Dimitrov, Ivanova, oh I say," roared Bagman. 100,000 visitors cast as the two secret decker. "Dimitrov, Levski, Dimitrov, Ivanova dedi. Oh I say," roared Bagman. Herhalde oh I say yapıyor birden. 100,000 visitors gasped as the two seekers, Crum and Lynch, plummeted through the center of the chasers, so fast that it looked as though they had just jumped from airplanes without parachutes. Harry followed their descent through his omnioculars, squinting to see where the snitch was. "They're going to crash," screamed Hermione next to Harry. She was half right. At the very last second, Victor Crumb pulled out of the dive and spiraled off. Lynch, however, hit the ground with a dull thud that could be heard throughout the stadium. A huge groan rose from the Irish seats. "Full moaned Mr. Weasley. Crumb was fainting." "It's time out," yelled Bagman's voice as trained midi wizards hurry onto the field to examine Aiden, Lynch. "He'll be okay, he only got plowed," Charlie said, reassuring the Tugini, who was hanging over the side of the box, looking horror-struck. Which is what Crumb was after, of course. Harry hastily pressed the replay and play-by-play buttons on his omnioculars, twiddled the speed dial and put them back up to his eyes. He watched as Crumb and Lynch died again in slow motion. Vronsky defensive feint, dangerous seeker diversion read the shining purple lettering across his lenses. He saw Crumb's face contorted with concentration as he pulled out of the dive just in time while Lynch was flattened, and he understood. Crumb hadn't seen the snitch at all. He was just making Lynch copy him. Harry had never seen anyone fly like that. Crumb hardly looked as though he was using a broomstick at all. He moved so easily through the air that he looked unsupported and weightless. He returned his omnioculars back to normal and focused them on Crumb. He was now circling high above Lynch, who was being revived by midi wizards with cups of potion. Harry, focusing still more closely upon Crumb's face, saw his dark eyes darting all over the ground 100 feet below. He was using the time while Lynch was revived to look for the snitch without interference. Lynch got to his feet at last, to loud cheers from the green-clad supporters, mounted his firebolt, and kicked back off into the air. His revival seemed to give Ireland a new heart. When Mustafa blew his whistle again, the chasers moved into action with a skill unrivaled by anything Harry had seen so far. After 15 more fast and furious minutes, Ireland had pulled ahead by 10 more goals. They were now leading by 130 points to 10, and the game was starting to get dirtier. As Mullet shot towered the goalposts yet again, clutching the quaffle tightly under her arm,
Jizom bu filminde de böyle yapmışlardı. Bütün oyuncular oğlandı, tamam mı? Tight the her arm deyince kadın oyuncuların olma ihtimalini unutmuşum ben falan. Öyle şu an çok şaşırdım yani, ama filminde de hiç kadın yoktu yani, yanlış hatırlamıyorsam. The Bulgarian Keeper, Zograf, Philip out to meet her. Whatever happened was over so quickly he didn't catch it. But a scream of rage from the Irish crowd and Mustafa's long, shrill whistle blast told him it had been a foul. And Mustafa takes the Bulgarian keeper to task for cobbing. Excessive use of elbows, Bachmann informed the roaring spectators. And yes, it's a penalty to Ireland. The Leprechauns, Leprechauns diyeceğim, who had risen angrily into the air like a swarm of glittering hornets when Mullet had been foiled. Now darted together to form the verse, ha ha ha, the villa on the other side of the field leapt to their feet, tossed their hair angrily, and started to dance again. As one, the Weasley boys and Harry stuffed their fingers into their ears, but Hermione, who hadn't bothered, who was soon tugging on Harry's arm, he turned to look at her, and she pulled his fingers impatiently out of his ears. Look at the referee, she said, giggling. Harry looked down at the field. Hasan Mustafa had landed right in front of the dancing villa and was acting very oddly indeed. He was flexing his muscles and smoothing his mustache excitedly. Now we can have that, said the Bagman, though he sounded highly amused. Somebody slapped the referee. A mad wizard came tearing across the field, his fingers stuffed into his own ears, and kicked Mustafa hard in the shins. Mustafa seemed to come to himself, Harry watching through the omnioculars again, saw that he looked exceptionally embarrassed and had started shooting at the villa, who had stopped dancing and were looking mutinous. And unless I am much mistaken, Mustafa is actually attempting to send off the Bulgarian team mascots, said Bachmann's voice. Now there is something we haven't seen before. Oh, this could turn nasty. It did. The Bulgarian beaters, Volkov and Vulchanov, landed on either side of Mustafa and began arguing furiously with him, gesticulating toward the Leprechauns, who had now gleefully formed the verse, ha ha ha. Mustafa was not impressed by the Bulgarians' arguments, however. He was jabbing his finger into the air, clearly telling them to get flying again, and when they refused, he gave two short blasts on his whistle. Two penalties for Ireland, shouted Bagman, and the Bulgarian crowd howled with anger. And Volkov and Vulchanov had better get back on those brooms. Yes, there they go, and Troy takes the quaffle. Play now reached a level of ferocity beyond anything they had yet seen. The beaters on both sides were acting without mercy. Volkov and Vulchanov in particular seemed not to care whether their clubs made contact with Bludger or human as they swung them violently through the air. Dimitrov shot straight at Moran, who had the quaffle, nearly knocking her off her broom. Foul, roared Irish supporters as one, all standing up in a standing up in a great wave of green. Foul, echoed Ludo Bachmann's magically magnified voice. Dimitrov skins Moran, deliberately flying to collide there, and it's got to be another penalty. Yes, there is the whistle. The Leprechauns had risen into the air again, and this time they formed a giant hand, which was making a very rude sign indeed at the villa across the field. Barely appear. At this, the villa lost control. Instead of dancing, they launched themselves across the field and began throwing what seemed to be handfuls of fire at the leprechauns. Watching through his omnioculars, he saw that they didn't look remotely beautiful now. On the contrary, their faces were elongating into sharp, cruel, beaked bird heads, and long, scaly wings were bursting from their shoulders. And that, boys, yelled Mr. Weasley over the tumult of the crowd below, is why you should never go for looks alone.
Ministry wizards were flooding onto the field to separate the villa and the leprechauns, but with little success. Meanwhile, the pitched battle below was nothing to the one taking place above. He returned this way and that, staring through his omnioculars as the quaffle changed hands with the speed of a bullet. Levski, Dimitrov, Moran, Troy, Mullet, Ivanova, Moran again, Moran, Moran, Moran scores! But the cheers of the Irish supporters were barely heard over the shrikes of the villa. The blast is now issuing from the ministry members' wands and the furious roars of the Bulgarians. The game recommenced immediately. Now Levski had the quaffle, now Dimitrov. The Irish beat were quickly severing heavily at a passing bludger and hit it as hard as possible toward Crumb, who did not duck quickly enough. It hit him full in the face. There was a deafening groan from the crowd. Crumb's nose looked broken. There was blood everywhere, but Hassan Mustafa didn't blow his whistle. He had become distracted and Harry couldn't blame him. One of the villa had thrown a handful of fire and set his broom tail alight. Harry wanted someone to realize that Crumb was injured, even though he was supporting Ireland. Crumb was the most exciting player on the field. Ron obviously felt the same. Time out! Oh, come on! He can't play like that! Look at him! Look at Lynch! He yelled. For the Irish seeker had suddenly gone into a dive, and he was quite sure that this was no Ronski feint. This was the real thing. He's seen the scene, he shouted. He's seen it! Look at him go! Half the crowd seemed to have realized what was happening. The Irish supporters rose in another great wave of green, screaming their seeker on, but Crumb was on his tail. Oh, he could see where he was going. He had no idea. There were flecks of blood flying through the air behind him, but he was drawing level with Lynch now. As the pair of them hurtled toward the ground again, they're going to crash, shrieked Harmony. They're not, roared Ron. Lynch is, yelled Harry. And he was right. For the second time, Lynch hit the ground with tremendous force and was immediately stampeded by a horde of angry villa. The snitch, where's the snitch, bellowed Charlie along the row. He's got it. Crumb's got it. It's all over, shouted Harry. Crumb, his red robes shining with blood from his nose, was rising gently into the air, his fist held high, a glint of gold in his hand. The scoreboard was flashing Bulgaria 160, Ireland 170 across the crowd, who didn't seem to have realized what had happened. Then slowly, as tall as though a great jumbo jet were revving up, the rumbling from the Ireland supporters grew louder and erupted into screams of delight. Ireland wins, Bagman shouted, who, like the Irish, seemed to be taken aback by the sudden end of the match. Crumb gets the snitch, but Ireland wins. Good Lord, I don't think any of us were expecting that. What did he catch the snitch for, Ron bellowed, even as he jumped up and down, applauding with his hands over his head. He ended it when Ireland were 160 points ahead, the idiot. He knew they were never going to catch up, he shouted back over all the noise, also applauding loudly. The Irish chasers were too good. He wanted to end it on his terms, that's all. Böyle bir ketchup gördük ya, aklıma birden bizim ketchup geldi, bir ketchup. Nasıl okuduk lan bunu? Ketchup, değil mi? Şu an yanlış mı hatırlıyorum? Böyle iyice beynim amuşuyor, affedersiniz. Tam böyle İngilizce okuyunca falan Türkçe neyi nasıl düşündüğümü falan karıştırıyor. Ketchup. Bence bizim ketchup buradan geliyor. Ketchup'ın kendisi de buradan geliyor. He was very brave, wasn't he? Hermione said, leaning forward to watch Crumb land as a swarm of many wizards blasted a path through the battling leprechauns and villa to get to him. He looks a terrible mess. He put his omnioculars to his eyes again. It was hard to see what was happening below because leprechauns were zooming delightedly all over the field. But he could just make out Crumb, surrounded by many wizards. He looked surlier than ever and refused to let them mop him up.
His team members were around him, shaking their heads and looking dejected. A short way away, the Irish players were dancing gleefully in a shower of gold descending from their mascots. Flags were waving all over the stadium. The Irish national anthem blared from all sides. The Villa were shrinking back into their usual beautiful selves now, though looking dispirited and forlorn. "Well, we fought bravely," he said a gloomy voice behind Harry. He looked around. It was the Bulgarian minister of magic. "You can't speak English," said Fudge, sounding outraged. "And you've been letting me mime everything all day." "Well, it was very funny," said the Bulgarian minister, shrugging. And as the Irish team performs a lap of honor, flanked by their mascots, the Quidditch World Cup itself is brought into the top box, roared Bagman. Harry's eyes were suddenly dazzled by a blinding white light as the top box was magically illuminated so that everyone in the stands could see the inside. Squinting toward the entrance, he saw two panting wizards carrying a vast golden cup into the box, which they handed to Cornelius Fudge, who was still looking very disgruntled that he'd been using sign language all day for nothing. "Let's have a really loud hand for the gallant losers," Bulgaria Bagman shouted, and up the stairs into the box came the seven defeated Bulgarian players. The crowd below was applauding appreciatively. He could see thousands and thousands of omnioculus lenses flashing and winking in their direction. One by one, the Bulgarians filed between the rows of seats in the box, and Bagman called out the name of each as they shook hands with their own minister and then with Fudge. Krum, who was last in line, looked a real mess. Two black eyes were blooming spectacularly on his bloody face. He was still holding the snitch. Harry noticed that he seemed much less coordinated on the ground. He was slightly duck-footed, and distinctly round-shouldered. But when Crumb's name was announced, the whole stadium gave him a resounding, ear-splitting roar. And then came the Irish team. Edan Lynch was being supported by Moran and Connolly. The second crash seemed to have dazed him and his eyes looked strangely unfocused. But he grinned happily as Troy and Quigley lifted the cup into the air and the crowd below thundered its approval. Harry's hands were numb with clapping. At last, when the Irish team had left the box to perform another lap of honor on their brooms, Aidan Lynch on the back of Connolly's, clutching hard around his waist and still grinning in a bemused sort of way, Bagman pointed his wand at his throat and muttered, Quietus. Quite seçiyor zaten. Bu büyü isimlerinin %99.7'sinin Latinceden geldiğini de biliyoruz. Demek ki quiet Latince kökenli bir kelimeymiş oluyoruz. Böyle bir sonuç çıkarıyoruz. Bu us zaten direkt şey eki falan gibi bir şey böyle. Latince eki falan. Öyle hatta güzel bir espri var. Bunu size söyledim daha önceden ama bir kere daha söyleyeyim. Neden Latince öyle bir dil? Çünkü yanlışlıkla şeytan çağırıp duruyorlar diye böyle. Hani bütün büyü isimleri şey ya böyle Latince kökenli falan ya. Öyle bir espri işte. Bunu size söylediydim herhalde ya. Biraz da yoruldum. Neyse devam ediyor. "They'll be talking about this for years," he said hoarsely. "A really unexpected twist that shame it couldn't have lasted longer. Ah yes, I owe you. How much?" For Fred and George had just scrambled over the backs of their seats and were standing in front of Ludo Bagman with broad grins on their faces, their hands outstretched. Aynen öyle. Chapter 9. The Dark Mark. Jesus fucking hell. Görüşürüz.